Artık alışveriş de mağazalardan internet sitelerine taşındı. Ama bu sitelerde gördüğünüz o süslü püslü şeyler kapıya geldiğinde hiç de öyle çıkmıyor. Hükümet dolandırıcılara fırsat vermemek için artık müşteri gibi internet sitelerinden alışveriş yapıp firmaları denetleyecek. Kerem Ateş mağdurlardan sadece biri. Bundan 6 ay önce akıllı telefon almak istedi. Siteleri karış karış gezdi, en ucuzunu buldu. Ama kapıya gelen ucuz telefon sevincinin yerini kutu açıldıktan sonra hayal kırıklığı aldı. Benimle dalga geçer gibi o paraya bu telefonu mu zaten alamazdın, ne bekliyordun? Tabii ki zaten bunun ederi bu, güle güle kullan gibi. Bir de gülen bir surat çıkartma gönderdiler ve beni engellediler. Ulaşamadım ve ben de suç duyurusunda bulundum ama verdiğim parayla kalmış oldum. Elimde böyle bir telefon ve iki kalemle oturuyorum bir market yok. Hani gidip rafından ürünü alacağınız. Burada sanal mağazalardan alışveriş yapıyor tüketici ve ne geldiğini aslında bilme şansı yok. Bundan böyle ürün denetlendikten sonra riskli bulunursa internetten satışı yasaklanacak. Hatta Bilgi Teknolojileri Kurumu devreye girecek ve siteyi kapatacak. Mağdurun üründen zarar gördüğü kanıtlanırsa tazminat hakkı da doğacak. Alışveriş yapmak istedikleri bu siteleri araştırmalarını ve özellikle Bununla ilgili de e, yapılmış şikayetler var mı bakmaları gerektiğini öneriyorum ve ısrarla özellikle kargo firmalarından bu paketleri alırken ben yapmadım onlar yapsınlar ısrarla beklesinler kuryeyi ve o paketi açsınlar. İhtiyaçları var mı? O ihtiyacı illa e, internetten almak zorundalar mı? Bunu araştırsınlar ve almaya karar verdikleri firmaların işte bu son başka kalmadı en uygunu vesaire gibi hani reklamla sizi hipnotize edip almaya teşvik etmek ortamından uzak dursunlar. Bu sadece internet değil televizyon satışlarından da söz ediyorum. Ve sırada spor bülteni var saat başında tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşça hoşçakalın efendim.